bugün 5. gün olmasına rağmen hala farklı farklı mahallelerden, evlerin altından insanları bulabilir miyiz umudu ile bekleşen aileler var. Yani aileler, kısacası aileler gerçekten çok çok perişan, çok çok öfkeliler, çok çok sitemliler. 5. gün olmasına rağmen yine burada bir takım temel ihtiyaçların aciliyetini gözlemleyebiliyoruz. Örneğin geceleri olabildiğince soğuk ve ayaz oluyor. Burada insanlar kendi imkanlarıyla sokaklarda kalıyor. 5. gün olmasına rağmen hala bir çadır, bir konteyner, kentin oluşturulmaması ya da insanların başını sokabileceği bir çadır bölgenin olmaması çok talihsiz bir durumdur. İnsanlar bunu talep ediyor. Gıda boyutuyla bir nebze de olsa gerekli sivil kuruluşların, demokratik kitle örgütlerin gönderdiği gıdalar bir nebze de olsa şu an yeterli olabilir. Ama önümüzdeki süreçte bu yetmeyebilir. Mesele bunu sürece yayıp gıda dışında elektrikli soba, çadır, konteyner, temizlik maddelerinin acil bir şekilde gönderilmesi elzemdir. Yani bu kısacası buradaki genel durum çok çok korkunç. İnsanlarda ciddi bir belirsizlik var. Gözlerinden, psikolojilerinden o korku, belirsizliğin yaratmış olduğu korku egemen. Bu korkunun, belirsizliğin, geleceğinin ne olacağını bilememenin yaratmış olduğu bir kenti terk etme psikolojisinden kaynaklı nüfusun ezici bir çoğunluğu bu kenti terk ediyor. Özellikle bulunduğumuz alanlarda bir sürü insan, bir sürü tanıdığımız aile, arkadaş kenti terk ediyor. Yani bu önümüzdeki süreçte geri dönmemeleri durumunda çok daha da ağır travmatik nedenlere sebep olacaktır. Çünkü burada yaşamış olduğu çocukluğunun, gençliğinin, anılarının, hafızasının yerleştiği yerleri bırakıp gitmesi ona da ayrıca bir ızdırap verecek maalesef. Bu kurtarmayı ilk 2 günde yeterince müdahale edemediğini az önce de ifade ettim. Şu an şöyle bir yöntem izliyorlar. Ailenin yoğun ısrarları neticesinde bir apartman tespit ediliyor. Onun enkazına yaklaşılıyor. Eğer bir tepki varsa, bir ses varsa arama kurtarma faaliyetleri yoğunlaşıyor. Yoksa bırakıp gidiliyor. Ve şu an yani aileler de bugün benim özellikle ziyaret ettiğim bir sürü mahallenin yakınlarını kaybedenlerin şöyle söylemlerine ben tanık oldum. Tamam, ben artık oğlumun yaşayıp yaşamayacağından zerre kadar bir umudum yok. Tamam, ben kabul ediyorum. Oğlum ya da kızım ya da eşim vefat etti. Ya bari bana şeyi versinler, cenazesini versinler, gidip defnedeyim. Yani insanlar bu noktaya kadar gelmiş ve dolular. Yani gerçekten buralarına kadar dolmuşlar, sahipsiz olduklarını hissediyorlar. Nerede durayım?